ailesi dükkana gittikten 4-5 gün sonrasına ben söylüyorum. Yani kız kaçıyor, 3-4 gün sonra aile dükkana geliyor. Sen zihinsel engelli olduğunu öğreniyorsun. Bunu Mehmet Çağlar'la bildiriyorsun. Bu kızın %60 zihinsel engeli var. Polis de ailede kızı arıyor diyorsun. Yalnız bir de Esra ablacığım ben şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Ama çalıştırmaya da devam ediyor. Evet. Ben %60 zihinsel engel olduğunu düşünemiyorum çünkü %60 zihinsel engeli var. Bu tam ben görmek istiyorum abla. Sahte olacağını düşünüyorum. Çünkü neyin sahte olacağını düşünüyorsun? Raporun sahte olacağını düşünüyorum ablacığım. Tamam. Okuman yazman var mı senin? Var ablacığım. Ah. Ah. Peki zihinsel engeli yok. Bu kız gene fuhuş batağına sizin tarafınızdan saplanmış. Arkasını da çevir. Kaç doktor imzası var? Hangi hastanenin imzası var? Özel hastane mi, devlet hastane mi? Zaten özel hastaneler böyle bir rapor vermiyorlar. Doğrudur. Ha? Ne yazıyor orada? Zihinsel olduğu gösteriyor. Kaç zihinsel engeli? Kaç zihinsel engeli Berkay? Onu peşine bırakır mıyım? Seni idama kadar götürürüm seni. İdama kadar hadi götürelim. Hayır. İdama kadar götürürüm seni. %60 ablacığım, %60 zihinsel engeli olan bir insan. Sen bunu Mehmet Çağlar'a söylemene karşın Mehmet Çağlar kızı çalıştırmaya devam etti. Mısra'yı da. Evet ablacığım. Ablanın çocukları yok mu? Namusun, hasiyetin yok. Otur. Oraya otur. Oraya otur. Bu aileden özür dilemen gerekirken laf mı söylüyorsun sen? Lütfen. Teyzeciğim. Teyzeciğim. Hayır. Halise teyze. Senin kızına iftira atmıyorlar. Senin kızına... Kendi zorla. Hayır. Senin kızına batağa sürüklemişler. Berkay, Mehmet Çağlar, Baran, Serdar Güllü, Tuğçe Yıldız. Bak o batağın içerisinde bir genç kız daha var. Mısra. Erkay yaptığı her şeyi anlattı. Buradan da canlı yayından da ihbarımızı yaptık. Bu kadar basit. Bunu idama götüreceğim size. Gibi kayıp birçok kız bu gibi insanların elinde kullandırıyor. Kurtarın hepinizi de kurtarın. Hepsi de kurtarın. Benim evladım olsun, o olsun, o olsun. Bak kendimi çok zor tutuyorum ama sadece bu yayını yapıp gerçekleri öğrenmek için çok da özellikle de Mısra'nın babasıyla konuştuktan sonra çok daha üzüldüm. Senden tek bir ricada bulunuyorum. Bu adam bize her şeyi anlattı mı? Kızını fuhuşa sürüklediğini, fuhuş yaptırdığını, ağababaları Mehmet Çağlar'la Baran'la tanıştırdığını, günlük ev tuttuklarını, kendi evlerinde değil de o günlük evde fuhuş yaptırdıklarını, 2 kişiyi çalıştırdıklarını söylediler mi? Biz üzerimize düşeni yaptık. Ben öldürürüm de ben rahat olayım. Bunlarla beraber hangi kızlar var onları da kurtaracağız. İhbarlar da geliyor şimdi. Ben ne yaşadım? Lütfen. Hepsi de üstüme gelirler. Bunu onun cezasına adalet verecek. Çünkü bacısı var, ablası var. Bunun bacısı, ablası olsa bu şekilde davranır mıydı? İnsan olan bu şekilde davranır mı? İnsan değiller işte. İnsan değiller. Lütfen. Yapmıyordu. Hayvanı seven bir insan. Getirin şu bilgiyi de okuyayım bu arada. Ben bunu sana peşine bırakmayacağım. Vicdanında bir kıpırtı oluyor mu İbrahim? Evet. Olmaz Yok. Ki. Evet. Berkay burada delikanlılık yapıyor. Bu arada sevgili seyirciler içinize su serpecek haberi de vermek istiyorum. Öncelikle Nurdan Seldüz konusunu işlediğimizden beri Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü konu üzerinde hassasiyetle ilerliyor ve arama çalışmaları yapıyordu. Ve bugün Hatay Reyhanlı'da Nurdan Seldüz'ün olduğu tespit edildi. Şu anda Reyhanlı artık kızımız en azından emniyette ve güvenli bir yerde. Ay Esra. Hatay'da olması da, Reyhanlı'da olması da enteresan değil mi? Enteresan ablacığım sen, ama ben bilmiyorum. Sen Hatay Reyhanlısın. Ben Hatay Reyhanlı değilim. Hataylı. Ben Hatay Reyhanlılı değilim. Ha? Ben Hatay Kırıkhanlıyım. Ha, Kırıkhanlı. Yani bu kızın Hatay'da olması da şaşırtıcı değil mi? Ben abla Çağlarlarla gittiğini tahmin ediyorum. Sen Hataylısın. Mehmet Çağlar Hataylı, Tuğçe Yıldız Hataylı, Baran Hataylı. Bu kız kayıp olduktan sonra bu son bir hafta 10 günde nasıl Hatay'da çıkıyor? Bilmiyorum ablacığım. Kendisine bir sorun. Gitti? Kendisine bir sorun ablacığım. Hayır, ben ulaşmış sana sormak istiyorum. Ben bilmiyorum ki. O kız Hatay'a nasıl gitti? Bilmiyorum abla. Berkay. Ablacığım inanın bilmiyorum. Arasın, annesi madem irtibata geçmiş. Arasın konuşsun. İbrahim, Berkay lütfen. Konuşma ablacığım bak. Oraya nasıl gitti? Bilmiyorum ablacığım. Sizin şehrinize, sizin memleketinizden bu kızın çıkması da şaşırtıcı değil mi? Şaşırtıcı ablacığım. Kimin yanında orada? Bilmiyorum. İnanın bilmiyorum ablacığım. Bir arayın, bir sorun. Kimle gittiğini bir öğrenin. Benim hiçbir şekilde bir alakam yok. Ben her şeyi biliyorum. Ben her şeyi senden öğrenmek istiyorum. O zaman benim bir alakam yok ki abla. Ben onu götürmedim oraya. Kendim de göndermedim. Ben kendisini devlet hastanesine orada bıraktım. Bu kızı 50 TL'ye verdin. Esenyurt'taki devlet hastanesini oraya bıraktın. Evet. 50 TL'yle bu kız Hatay'a gidebilir mi? Hayır, gidemez. Ha? Hayır. Onu bir oradan birinin alıp oraya götürmesi lazım. Evet. Kim gelip almış olabilir? Çağlargil alıp gelmiş olabilir. Efendim? Çağlargil. Sen... Ya Çağlar ya da Baran abla, ikisinden biri. Şimdi sen bu kızı Mehmet Çağlarsan dedi ki sistemi dağıtıyoruz dedi. Kızı dedi bırak dedi. Evet. Sen kızı bıraktın. Evet. Bıraktığın noktada cebine 50 TL koydun. Evet. Oradan çekildin. Evet. O kızı oradan kim aldı? Oradan markete geçmiş. Telefon istemiş. Hatta Caner abi de yardımcı oldu bugün. Oraya gittik, konuştuk adamlarla. Ben yani abla peşine düşmüştüm, bulalım diye, bir an önce ortaya çıksın diye. O kızı o gün telefon istemiş oradan. Markete gidiyor, telefonla görüşüyor. O kızı oradan Hatay'a kim götürdü? Bilmiyorum ablacığım bunu. Ya biraz önce ya Mehmet dedin ya Çağlar dedin ya Baran dedin. İkisinden biridir. Oraya gittiğine göre onlar da çünkü oralı. Yani bu kızın saklanacağı ya da diğer... Bir de Reyhanlı diyorsunuz abla. Reyhanlı'ya nasıl gidebilir? Ben onu aklım almıyor. Bu kızın saklanacağı diğer evi gene içinizden biri buldu. Sana biri getir dedi, oradan teslimatı yaptılar. Ben onu... Böyle bir yer seçmiş olmanızın nedeni de kamera kayıtlarında o kızın bırakılmış olduğunu senin tarafından ispatlayabilmekti değil mi? Dün akşam da ısrarla kamera kayıtlarına bakın, ben bu kızı şu saatte şuraya bıraktım dedin. Peki görüntüde... buna bir dakika Esra ablacığım, ben bir şey söyleyeceğim. Söyle. Buna kanaat getiriyorsunuz ablacığım madem. Kendisini Nurdan Seldüz'ü buraya çıkardığımızda bir sorun bakalım. Seni İbrahim... Bir yere götürdü mü? Yok, şu anda polis zaten ifadesini alıyor. Her şeyi oradan emir alıyorsun. Ablacığım, emirleri geriye getiriyorsun. Sen 2 ayda ne kadar kazandın? Mehmet Çağlar'ın kazandığı 150 bin lira. Evet. 150 bin lira 2 tane. Ben kazanmadım o kadar fazla para. Ne kadar kazandın? Ben 1000 lira.